4-4-2 Rolanti, 4-2-3-1, 4-2-3-1 geniş, 4-1-2-1-2 mi be? Aa, gel. Bir gibi oynayacağım. 4-1-2-1-2 oynuyoruz bakalım. Soha gitti aklım ya. Bulgaristan'a büyük selam olsun Stoichkov. Abi draft seçimlerini hızlı hızlı geçme. Tamam kardeşim. Hızlı hızlı geçmiyorum abi. YouTube büyük selam olsun. Oradasın, buradasın. Hümmin Son mu alalım? Ne alalım buradan? Hümmin Son alalım bari. Daha iyi bir kartı yok galiba. Geleceğin yıldızlarından Wayne Rooney, Kundan Anji, Lacazette. Wayne Rooney'i alıyorum. Ya da oğlum Rashford var lan. Rashford mu, Rooney mi? Güncel mi, efsane mi? Wayne Rooney. Rooney mi alalım? Herifin büyük selam olsun. Dün akşam yayını izleyemiyorum, açılmıyor. Neden Burak'cığım ya? Sercan. Rooney mi, Sercan mı? Ronaldinho mu? Sercan mı, Rooney mi? Rooney alıyorum ya. Rashford'la oynamışlığımız vardır zaten. Orta sahaya şöyle bomba kart. Aa, gel ya, hayatımın anlamı gel. Gel. Bana bunlarla gel abi. Dele Ali'yi de koydum direkt. Hafif ufak bir Beşiktaş yapılanması. Öteyi koydum ben. Oğlum draftı harbiden özlemişim şu an. Kadroyu kurarken bile draftı özlediğimi fark ettim ya. Bizim çok daha fazla draft oynamamız lazım. Alex Moreno olayım. Çok önemli değil galiba. Buradan bir Totti Van Dijk. Doksan Selam. Eyvah eyvah. Hatta çok fazla şeye girmiyoruz. Kompany'nin yeni kartını bekliyoruz. O yüzden buradan Upamecano olacağım ben. Kimyası zaten iyi. Yorumlamak bize düşmez. Yorumlamak bize düşmez. Vazquez. Boca. Boca. Gel bari. Çok standart bir seçim oldu. Birazcık daha karıştırmamız lazım bu kadroyu. Kim geldi? Maynan, Töşteygen. Töşteygen alalım, Puteyas. Aşağı çok güzel simit alacağım buradan. Hadi şöyle güzel bir şeyler var. Daha heyecan verici bir şey. Dimarco be! Abi ama Evolution kartı yok ya. Selma var burada. Acuna var. Buradan Selma alınır gibi ya. Ya Dimarco almak istiyorum ama şu an İtalya kimyamız da hiç yok. O yüzden Selma Hanım'ı alacağım. Selma'cığım gel. Seni de nasıl kimya alacağız bakalım bilmiyorum ama. Gerçi var. Pötü mötü var ya. O Lizarazu geldi. Troll mü bu? Yeni gelen fantezi kartlarından bir tanesi. Tamam alıyorum Lizarazu'yu o zaman. Sol kanat. Yok hiçbir şekilde yok. Neyse bir bakalım. Yedekten değerlendiririz olmadı bir tanesini. Selma da çok eski bir kart değil sonuçta. Kaptan. FIFA 19'da 10 tane Player of the Month'ını yapmıştım üst üste. Keyifli dönemlerdi ya. Hakan Çalhanoğlu oldu. Hemen gel şöyle yerleş orta sahaya. Hemen gel şöyle Dele Alli yerine. Hakan'ın kartını bir deneyelim Süper Lig hesabından önce. Mertens. Bu sene Mertens en çok gol atan oyunculardan biri ben olabilirim ya. O radyoaktif Mertens'le beraber. Francesco Oli, Veron. Veron'u nereye koyacağız? Zor gibi. Francesco Oli ama şey yerine koyulabilir. Belki kimyadan dolayı. Bakayım. Yok hiçbir şey fark etmiyormuş. Dybala, büyük topçu. En büyük futbolcusu be abi. Radyoaktif bir de. Neler yapacak acaba Santrafor'da? Son, yedektesin. Totisini beklerdik dönün. Totisini isterdi olmadı ama. M.O.O. da geldi Stone. Kusura bakmayacaksın ne yapayım abi. O seni M.O. yapabiliyorum. Eyvah eyvah draft kadrosu ne oldu bir anda ya. Eski dostlar buluştu. Kuşkaşım da geliyor abi. Görüşürüz abi. Seni kimse oynamayacak seninle. Kuşkaş aldım. Sondan da bir tane bomba gelir mi? Geldi abi. Bunu bekliyorduk. Kötü oldu boz mu? Dostum sen kafayı mı yedin ya? Kirby. 33 kim yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Lucarelli hocam. Hoş geldin. Okey. Vallahi güzel bir draft kadrosu oldu ya. Uzun zamandır oynamıyorduk. Petit CB. Sen ne diyorsun ya? Hakan'da MDO var mı? Aa, baba bu nasıl bir mühendislik ama ya. Ötenin ben MO şey stoper olduğunu bilmiyordum. Çetin yine kurtardı bizi. Şu kadroya bak abi. Rengarenk ya. Bayağı leş kadro oldu. Biz kafayı mı yediniz abi? Bu nasıl leş kadro ya? Radyoaktif Messi, Wayne Rooney. 94 Ronaldinho, Totti Puteyas. Stoichkov, Hakan orta sahası. Öte Upamecano stoperlerde. Lizarazu. Her etkinlikten kart var ya. Bir dakika harbiden. Future Star ikon.
3 aa 2 tane Future ikon olmuş. Radyoaktif Thunder, Kış Joker'i, Fantazi, Kış Buz bilmem nesi, Fantazi Kahramanı, Toti. Daha ne olsun abi? Keşke bir sağbekimiz de şey olsaymış ya. Ay valla Baça aslında sıfır kimya oynar ha. Ama şimdi şeyi bozmayalım ya. Bakayım. Lizarazu'nun hızı kaç? Lizarazu'nun hızı 92. Baça'nın 92. Walker Hunter'la beraber çok daha iyi olur ya. Değişiklik yaparız ama ya. Sıkıntı yok. Tatlı kadro oldu. Vallahi geçelim bir abi. Şöyle bir elleri ısındıralım. Ondan sonra bir sonraki oynayacağımız draftlarda biraz daha challenge bir şeyler yaparız abi. Şöyle hemen size ben güzel bir şeyler ayarlayayım abi. Acayip böyle 4-1-2-1-2 taktiği çok olacaksınız yani. Vay anasını abi bunu nereden buldun falan filan diyeceksiniz. Kafamdan buldum şu an yapıyorum kendi kendime. Bindir. Atağa katıl Lizarazu. Koşacağız oradan. Bir geride kal. Bindir. Hatta normal geride de kalma ya. Pasyo, geride kal. Merkezi kapat. Stom. Sen de geride kal. Sen değil ya. Sen geride kal. Merkezi kapat. Butaya. Sen daha savunma yönün iyidir. Sen hiçbir şey yapma abi. Ronaldinho sen ileride kal. Rooney göbek arkaya koşu yap. Messi göbekte kal. Şuraya bak. Taktiğe bak ya. Vallahi billahi artık taktik oyunlarında da var. 35-71 eskidendi be abi. 35-71 eskidendi. Formayı değişelim. O zaman ben kendim şöyle güzel bir forma seçeyim abi kendime. Şöyle herkesin beğeneceği, herkesin vay anasını formaya bak ya. Ne kadar kaliteli adammışsın be abi DJ'yi. Forma dediğim budur abi. Arjantin formasını giydim bile. İtiraz bile kabul etmiyorum. Bunu da beyaz yaptık mı tamamız. Bu kadar ya. İşte bu abi. Evet hadi bakalım draft'ın ilk maçı. Ne geliyor karşımıza? Şarkı dinleyebilir miyiz geç? Saat geç ama dinleriz herhalde. Ay ebesinin babaannesi abi. O neymiş ya o üç, ileri üçlü öyle. Ha, Ronaldinho Messi şöyle yapabilirim ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya ben burada. Bakalım bu arkadaşımızın kadrosu nasıl? Tamam abi çok teşekkürler. Orta sahaya bak. Xabi Alonso, Enzo Fernandez. Jenerasyonların buluşması var orta sahada. Oynayalım bakalım o zaman. Öti. Allah Allah. Gol olmaz baba geç o işi. Dünya gelmiş şey mi futbolcusu? Hafife aldık onu. Aha. 0-1 mi? Kaiwoka. Yeşillerim Wayne Rooney ile. Şöyle de sevincimi yaparım. Ötüyle savunuyoruz. Upamecano yok ortalıklarda. Offside yok. Lionel Messi neler planlıyor kafada acaba? Kötü gol. Oyuncu skilleri nasıl ilgilenecek? Hem elastik yapamıyorum. Sepo vuruluyor. Eğer yanlış hareketi yapıyorsan abi oyuncunun yüzünün baktığı tarafının ya nasıl anlatabilirim onu? Kamera açısına göre şey yapman lazım. Yani mesela ileri götürmen gerekiyor ya. Dur abi Messi. Ne yaptı öyle ya? Radyoaktif Emre Kayır Messi. Ya mesela sol tarafa bakıyorsan ileri iteceğin zaman sola itmen gerekiyor sağdalı. Yukarı değil. Onu söyleyebilirim. Çünkü antrenman sahasında deniyorsan oyuncunun öne baktığı yer yukarısı oluyor. Ne anlatıyor hoca ya? Lizarazu. Yapma be abi. Wayne Rooney. Aa bastıydım kareye. Su. Wayne Rooney imelendi. Wayne Rooney. Zico Velez'i var bir de. Büyük selam olsun. Oh. Çok şükür ya Rabbim. Lionel Messi.
Böyle bir kart yok. Lan aa ben kendim mi oynuyorum? Adana Demirspor benim mi abi? MG 11 of. Kötü. Eyvah eyvah. Yedik Adana'dan golü. Yok offside. Wayne Rooney. Ayarladık. Robben'in kartı niye yok? Gelir herhalde artık önümüzdeki senelerde ya. Hapşıracağım. Bizim Reybir savunmalarının hali şaka mı ya? Vallahi hiç yapmasaydın abi, uğraşmasaydın Reybir'le. Selma Hanım, bir orta alabilir miyim? Ama oğlum ortaya bak ya, şaka gibi ya. Bunlar nasıl kartlar böyle ya? Atmamız lazım bunu. Çok ekstra Ronaldinho. Adana derbisinde. Adana Demirspor vs. Adana Demirspor. Çıkartalım. Eyvah eyvah. Seray Ineras videosu mu izlenmiş yoksa? Ya abi valla. Ya yeter ya. Bıktım kornerlerden ya. Atmayıver be hocam korner be. Ekstra'yı kovalamak lazım bu hayatta. 4-3 oldu. 4-4 olacak mı bakalım. İnşallah olmaz. Kalp dayanmaz. Ben artık çok yoruldum hayat. Şu kliplerin gitmesinden. Vallahi çok yoruldum be. Rafta bile yani şunlar golü abi. Cici abi. Ne maçtı vallahi ya. Bu nasıl bir Adana kapışması ya. Vallahi billahi. Yapma be Ronaldinho. Çöldeki bir vaha gibi. Yıldız futbolunda. Onu oh, Ertem Şener dediği şeyi unutuyorum orada. Ne diyordu ya? Süper bir gol. Çöldeki bir vaha gibi. Yıldız özlemine yarıp tutuşan futbolun tüm coğrafyadaki en büyük oyuncusu Ronaldinho. Eskini açıyorduk fondu kızı. Kendimiz. Aha. Suto. Sercan mı? Rooney mi? Yüreğimden. Hakan'ım kay bize bir tane be. Tersten Zgovela. Oğlum ne şutayım be. Baba daha iyi bir fikrim var Hakan. Daha iyi bir fikrim var Hakan. Hakan Çalhanoğlu neler planlıyor kafada. Yazıklar olsun ya. Önce direğe sonra tersine gene. Geliyordu abi. Geliyordu direkt kartı koyup. Shorts'umu atacaktım, oradan alacaktım. İzlenme be. Belki Hakan görecekti, Inter'e çağıracaktı. Dünyanın gelmiş geçmiş en bir futbolcusu olmak da ayrı bir ayrıcalık. Ronaldo varken. Hala 6 ay önce Gold Messi çıkardım video yorumlar geliyor abi YouTube'a. Bir bakıyorum kalktım. Kalktım telefona bakıyorum. Ronaldo nerede abi göremedim. Yorumlara geliyor. Ronaldocular çok büyük ya vallahi billahi. Her yerdeler abi. Her yerdeler. Thomas Partey. Bu nasıl bir şut? Hoppa be. Messi gitmesin abi kaldırmaya. Beli fıtık olacak. Yemekte geç kaldım biraz. Yemek yemeyi unuttuk abi. Şeyden gelince. Onun için birazcık daha geç açtım. Normalde daha erken bitince açmam gerekiyordu. Gol yedik bu arada. Oğlum çok üzüldüm lan. Ha, soyunan insanlar yüzünden gol yedim ya. Stone. Ta sonuna kadar gider Bulgaristan. Bu kadar. Avrupa CHP'dir o mu? Dinatale mi hero? Ben olsam Dinatale ile oynardım abi. Paket şansı yerin dibinde olduğu için draft sarmıyor hiç. Ama millet zaten draftı paket için izlemiyor ki bence. Kadro kurulması en büyük etken. İnsanlar kadro kurulmasını seviyor. Orada işte maçlarda birkaç öyle çok merak şey yapılan bir kart varsa onlara bakılıyor. Ödüllerden artık zaten bir draft izleyicisiysen ödüllerden hiçbir beklentin olmaması lazım zaten. Draft izleyicileri. Messi'ye selam. Ronaldinho. Ronaldinho. Kamp ne o? Bernabeu'ya kendini alkışlattırıyor. Seni saygılar.
Uzun süre sonra bir draftımızı bitirmiş olduk böylelikle. Çok uzun süredir oynamıyorduk. 6-2-4-3, 6-3-2-0. Ödüllerden ne atacak acaba aşağı? Çok olacağım ya. Şimdi X tuşuna basacağım. 100K'lık paket gelecek oradan. 100K'lık paketten de fantasy tebezi koyacağım. Zirveye çıkacağız abi hep beraber. Şaka gibi. Nadir oyuncu paketi, mega paket, jumbo premium altın paketi. Burada bayağı şaşırmamız gerekiyor. Böyle bir şey yok. Hayatta vermez normalde bunu. Kar etme ödülleri bu. Vallahi kar etme ödülleri bu. Süper Lig hesabında neden draft oynamıyoruz? Oynayabiliriz abi. RTG'de bir şeyler çıkartırsak hesabı ekleyebiliyoruz ya. Süper Lig'de sadece Süper Lig ve Türkiye oyuncuları oluyor. Çıkarıp oynatabileceğimiz oyuncu sayısı çok daha az olduğu için genelde RTG'de draft oynamayı tercih edeceğim. Ana hesap zaten hayvan gibi oldu. Renden transfer olan Traore. Ne top oynuyor ya sosyal bu sezon ama ya. Vallahi bile. Hamidou Traore değil mi? Amari Traore. Hamidou. RTG'de sen ya hayvan gibi de yine de gelişime açık mesela. Şuradan bir fantasy company gelse RTG'ye. Sadio Mane arkası bir şey geliyor abi. Draft oynamak kazandırıyor mu yoksa? Vallahi billahi 10 tane draft. Yok, bir beklentimiz olmaması lazım. Karlın pahalı olması lazım bu arada yani. Freiburg kadın takımını izleyen kaç kişiyiz burada bilmiyorum ama. Tamam, kar ettik abi işte, daha ne olsun. Mega paket. Hop. Severiz. Teyzem. Ne teyzesin ya? Severiz. Teyzem demeyeyim, ablam diyelim şimdi de. Ya şimdi pop. 91. Nasıl ya? Daha hiçbir şey yaş. Abla bile dememize gerek yokmuş ya. Teyzem dedi, ayıp ettik vallahi. Güzeldi, keyifliydi abi ama yani işte. Artık boy modunun bence değişmesi lazım. Siz de yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın abi. Yani unutursanız da sizin canınız sağ olsun. Her seferinde çok cringe oluyor bunlar ya. Ben yapmayacağım abi bir daha. Vallahi billahi. Yok abi, vallahi yapamıyoruz. Bro. Yapamıyoruz abi.